Evet beyler, İstanbul'a dönüyoruz. Yüksek sesle konuşuyorum çünkü arabanın içerisi müthiş. Gir buraya. Gir, gazımız bitecek. Arabanın oğlum, gaz var mı ki burada? Sadece motoru, benzin bile yok. Benzin mi yok? LPG yok. Gaz koşacak olmaz, şey, mazot koşacak olmaz mı? Çalışır mı mazotla? Deneyelim, belki çalışır. Çeksene arabayı. Çekiyorum. Çek arabayı. Çekiyorum. Çok kaliteli araba. He? Çok kaliteli araba. Değil mi? Yalıtımı 10 numara. 10 numara. Bağırarak konuşuyoruz arabanın içerisinde. Ya bacağını bir çeker misin şurada? 5'e at arabayı, bağırtma. Geçmiyor da. Bacağım neydi? Burada güzel diyor, burada yok. Burada da yok. Oğlum burası nasıl bir şehir lan? LPG yok abi. LPG yok. LPG'yi bırak, benzin yok. Böyle gidiyoruz arkadaşlar yollarda. Adam Red Bull'u koymuş, benzin yok adamda ya. Tırlara çalışıyor sadece. Şimdi birazdan LPG'yi aldığımızda iki kameralı çekim yapmak istiyorum ama iki kameralı çekim olmaz bu arabada. Tek kamerayı şuraya sabitleyeceğim. Yaka mikrofonuyla da ses ne kadar alırsa artık sizlerle bir yolculuk videosu gelecek. Şu telefon iPhone 8 Plus. Şu telefon şu an içinde bulunduğumuz araçtan pahalı. Ama telefona binip bir yere gidebiliyor musun? Binemiyorum buna işte. Ama gir buraya ya, gir, yalan et olsun, gir. Yavaş. Küfür yok. Niye Burak abim küfür ediyor, biz niye etmiyoruz? O Burak Akpınar. Oğlum kaliteli adam. Evet. Aha kaç oldu? Ben 4 oldu. 5 oldu. Yok 4. Dikkat et. Altına vurursun. Lamba tavan lambası çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ampulü patlamıştı. Sigorta atmıştı. Evet arkadaşlar. Depoyu fullledik. İçinde de varmış herhalde biraz. Biz dedik biter yeter ama içinde varmış. 60 lira aldık. 61 lira hatta. Niye bağırıyorsun ki? Ses gitmez ya. Etrafın sesini çok alıyor biraz da araba. Yok canım, ne alakası var yani. Şimdi birazdan paralı yola da bağlanacağız. Arabamız kalitesiz olabilir ama kendimiz kalitesiz değiliz. Oğlum devir saatine bak, böyle gidiyor geliyor, bir şeyler yapmam. Devir saatini sen yürüdüğüne şükret Samet. Evet. Şimdi şu açıdan bir görüntü almak isteyecektik ama arkadaşlar şu açı iptal yani ya, olmuyor. O yüzden yani aslında böyle otursan almaz mı? Sen şimdi biraz otursan bence alabilir ha. Senin başlık kalkmıyor havaya. Neyse böyle yapalım o zaman. Yani böyle, birazdan yolu da gösteririm. Kamerayı çeviririm, yolu da görmüş olursunuz. Tek kamera devam. İlk günlerdeki gibi. Aynen, ilk günlerdeki gibi. Kanalın ilk zamanlarındaki gibi. Şimdi bu arabayı neden aldık, niçin aldık? Niye öyle bir şey yaptık? Niye kalktık, Sakarya'ya geldik? Vallahi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar, fiyatını soracaksınız. Çok merak ediyorsunuz. Fiyatı yani 5000 liranın altında bir fiyatı aldık. 2019'a kadar muayenesi var arabanın, onu da söyleyeyim. LPG'si, lan benzin almadım. Neyse sür. LPG'si, benzini fail halde çalışan bir araba. Altında, tabanında çürük yok ama etrafı komple çürük yani. Kaportada çürük bayağı var. Samet şu an sollamaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi sollamaya da çıkıyor. Kaçla gidiyoruz Samet? Şu an 110. 110. Biraz yavaş gitsen de sesimizi duysak hani. Sollamaya çıktık diyoruz da. Evet. Sadece yavaşla. Yavaşla ki video anında sesimizi duyalım. Evet. Yani 5000 liranın altına aldık. Altında bir rakamı aldık. Kaça aldık artık söylemeyeyim şimdi. Orası da bize kalsın. Takipçi bir arkadaşımızdan aldık. Olay bir önceki videoyu izlemişsenizse anlamışsınızdır.
Ben yazdım sahibinden.com'dan, bizim dükkanın hesabından filan. Önce bir şaşırdı falan. İşte ben YouTuber'ım, proje için alacağım filan dedim. Pazarlık esnasında. Kimsin o da, hangi YouTuber'sın filan deyince ben işte Aziz Kancar filan yazdım. Etrafındakinin eline biri bizi kekliyor herhalde Aziz abinin adıyla filan demiş. Sonra bana bir baktım, Instagram'dan DM atmış. Abi ekran resmini almış, DM atmış. Abi sahibinden.com'dan böyle böyle biri yazıyor, sen misin falan, acil bana dön falan yazmış. Sonra ben olduğumu söyledim. Sağ olsun takipçimizmiş. Hem de sıkı bir takipçimiz. Bayağı da yardımcı oldu. Bizi burada çok çok iyi ağırladılar. Allah razı olsun. Öğrenci bir kardeşimiz. Makine mühendisliği okuyor Sakarya'da. Yani böyle bir araba niyetim vardı hep. Yani nasıl diyeyim? Hobimiz arabalar. Hafta sonu uğraşırız. İşte gır gır olur, şamato olur. Öyledir, böyledir deyip de aldığım bir araba. Onu söyleyeyim sizlere yani. O yüzden aldım diyorduk. Aldık işte yani. Böyle bir an esti. Aradım Samet'i. Yarın Sakarya'ya gideceğiz, araba alacağız filan dedim. Sağ olsun o da geldi. Şoförlüğümüzü yapıyor. Kamyon kullanmaktan, ticari kullanmaktan alışık olduğu için. Leşlere. Leşlere. Ben leşçi olduğum için. Aynen. Johnny Leş gibi adam. Kullansın işte. Vallahi şu anlık gidiyoruz. 110-120. Instagram'da fotoğrafı paylaştım. Herkesin ortak şeyi, araba İstanbul'a nasıl gidecek? Evet. Gidecek mi? Şu anlık gidiyoruz. Olası bir yolda kalırsak falan. Direkt git. Direkt git. Olası bir yolda kalırsak falan zaten açarım görüntüyü. Ama kalmayız. Ben de sanmıyorum. Ya arabanın tamam kaportası leş ama şey yok yani. Yürür harbiden güzel yani. Güzel. Bir arkadan şu hış diye bir ses geliyor. Evet. Amatörden geliyor abi dedi. Çocuk arkadaş Coşkun da. Valla nereden geliyor çok da bilmiyorum yani işin açığı. Samet buradan gireceksin. Oğlum biz de 33 yaşına gelsek bizden de ses gelir yani. Aynen 33 yaşında kimden ses gelmiyor ki? Garaj Mustafa 5 milyona satıyor, alan yok. Yemin ediyorum kutusu paketi bile aynı. Almadım. Almadım. Hatta. Vermem. Bir ağız kablosunu ondan fazla vermem. Dükkanda 20 tane var lan her yerde. Gidiyoruz. Ay. Ay çok uykum var. Oğlum sabahtan beri oturuyor. Yani ne yaptın o uykuma? İşte oturduğum için büyüştü. Alır mısın böyle? Yok sen kullan. Belki bir son 20-30 kilometre Allah aşkına. Belki. Bak bak sollama da yapıyoruz ha. Yap uzun kısa. Oğlum çok yapma bak adam sonra döner bir daha bizi geçer. Arabamız.
Abi bir şey söyleyeyim mi? Gider, daha da gider yani. Gider diyor. Gider. Coşkun zaten dedi abi 150 falan yaptım dedi ben. Zaten 180 kadran var. Kadrına da bakma sen. Yapar ya, 150-160 yapar. Ama yapabilecek delikanlı lazım. He? Yapabilecek delikanlı lazım. Lazım. Ne imzaya gidiyorsunuz? Dünya size güzel. Sollayan sollayana. Oğlum şu an biz de 110 ile gidiyoruz yani, yavaşlıkla lütfen. Tek rakibimiz kamyonlar. Yola çıktığımız zaman kamyondan başımız kullanmaz ki zaten. Aynen. Yani şimdi Scania'lar, Mercedes'ler, Axon'lar filan geçiyoruz yani. Aslında Nazım'a bir şey yapmak lazım. Aynen, Nazım'la bir kapıştırmak lazım. Hangisi geçer? Alırsın Nazım. Biraz zor. He? Sanki biraz zor. Niye? 130 yaptı mı? Oğlum zaten 130 da geçemeyiz ki Nazım. 150 yapar geçeriz. 150 yapar geçeriz de 150 yapana kadar. Bu arabayla. Nazım kaç yapar belli değil. Teybi de yaptık. Aux kablosunu aldık. Bağladık Aux kablosunu. Müzik dinleye dinleye gidiyoruz. Probis aldık. Probis'ten önce Albeni yedik. Benim vazgeçilmezim. Onu da gösteren. Albeni'yi bitirdik. Bir de bu yeni çıkmış. Bunu çok seviyorum. Dükkanda hep yiyorum. Sponsorlarımız. Sponsor değil la. Hep parayla alıyoruz. Böyle gidiyoruz işte. Sohbet, muhabbet, keyif. Aux kablomuz var. Samet'in telefonunda müzikler varmış. Gibo mibo dinleye dinleye gidiyoruz. Şu anlık bir sıkıntı yok. Ölmedik hala. O yaşıyoruz. Araba da ikiye bölünmedi. Zaten bu videoya girerseler ölmemişizdir ya. Aynen. Araba da bölünmedi. Arıza da çıkarmadı. Durmadan gidiyoruz. Vallahi şu an canavar gibi gidiyoruz ya. Harbiden yani. Maşallah. Bir ara inip bir motor suyunu bir kontrol etmek lazım. Hararete ben gözüm hararete ya. Aynı sabit duruyor yani. Şey yok. Hararete mesela. Yok. Kaliteli ama oğlum ya. Neyse şimdi biz bunları yiyelim biraz. Acıktık. Ara ara görüntüler açarım. Durarız yani. İlla ki duracağız bir yerde. Hadi görüşürüz. Beyler şimdi durduk bir ihtiyaç molası. Hem de arabaya bakalım dedik. Su mu eksiltmiş mi falan mı? Bir sıkıntı falan var mı? Vallahi hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Her şeyini kontrol ettim. Lastikleri falan kontrol ettim. Lastikler yeni zaten. Lastiklerde de bir problem yok. Ya ilginçtir. Deminden beri durmadan geliyoruz. Şu anlık problem yok. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şimdi ben aldım. Ben süreceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda sağ salim. Köprüye kadar geldik. Geldik. Dağ var oğlum köprüye. Ha şu viraj dönmüştür köprü işte de. Aziz Bey arabanın direksiyonuna daha yeni geçti. Sığmıyor diyen arkadaşlar sığıyor bak. Millet yazmış öyle niye ki? Ne bileyim. Gayet de sığdı ki onu. Sığmadığımız bir durum yok. Valla gidiyor Samet. O gidiyor abi. Ben diyorum ya şimdi inanmazlar da. Arabanın yürüdüğü her gayet güzel yani. Vallahi bu yaşta benim çok çok iyi ya. Harbi de değil oğlum ne gülüyor. Biraz süspansiyon yolları sert. Evet o biraz var. Amatör yokmuş gibi. Ama iyi bak. Şu an 110 ile gidiyorum, yine tek elle kullanıyorum. Yani titretme falan yok direksiyonda. Doğru, nasıl titreme yok. Ha, gitti. Patates. Patates. Şuradan çağır. Geldi. Ben çek şimdi köprüyü. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Arabanın yol sesi çok alıyor. Evet. Yalıtımı hiç iyi değil arabanın yani. Bağırarak konuşuyoruz hiç. Evet, hiç iyi değil. Neyse, köprüye dur. Biraz şey yapalım. Tam köprüye şey yapıp direkt indiriyoruz. Ben de bir 140'a çıktım. Gidiyordu yani daha. Yok o gider gider ya. Yani 160 var sanki. Var. Var 160 var. Ya 140'a geldi sorun yoktu. Yapardı yani daha. Ya şu an 130'da.
köprü, rüzgar, rüzgar yani bence yavaşla. Dur yavaşla. Evet, şu anda tam olarak köprüye giriyoruz. Şöyle göstereyim köprüyü size. Biz de 3. köprüye abone olduk ha. Vallahi billahi ya. Bir ara ben abone olmuştum ya, hatta 2-3'ü geçiyorduk burada. Güzel abi ya. Çok güzel yaptı ama çok pahalı. He? Çok pahalı. Değil mi? Gereksiz pahalı. Yazık günah bu millete ya. Vallahi 120 yere gidiyorum, hiç rüzgarda yok yani. Dışarıdan kenar ses duymuyor herhalde. Merak ediyorum, sesimiz nasıl çıkıyor acaba? Bence sesi çıkmıyor. Bizi duyabilecekler mi? Yeni rüzgar sesi yapıyor ya. Çok fena, o yüzden yavaş gidiyorum oğlum. Yüzde iyi. Yüzde iyi. Saat 8. Evet. Saat var. Yaşıyoruz ya. Beyler şu an İstanbul'a geldik. Vallahi sorunsuz sıkıntısız geldik ama az önce bir benzin aldım, tamam mı? 20-30 lira benzin aldım, bir deneyeyim dedim. Benzin aldım, sonra tekrar gazı aldım. Böyle bir beyni karıştı galiba, gaz yemedi, araba yerinde kaldı bir 10 dakika. Şu an rolantide çalışıyoruz, problem yok. Kardeş ne haber? İyidir. Aa, Samet'in cübbesi de orada. Bak. Babam direksiyonu kaptatmış komple. Merenge. Siyah. İyi olmuş. Çok güzel duruyor. İyi olmuş. Böyle hani İstanbul... Biraz çalıştın mı? Biraz daha çalışsın araba. Ben de toplanayım da. Arkadaşım açsana. Açayım arkayı buradan. Merkezi çet yok. Ha gayret. Açtım ya oğlum. Yani... Şu an için canavar. Bir tek o hatayı yaptı, onu gösteririz ya ustaya. Yine ben. Geldi 3. Sağ selim geldi maşallah ya. Vallahi o kadar millete inan. Gelmez, gitmez, hoplamaz, zıplamaz. Ne diyorsun Samet? Neyi? Gelmemize. İyi geldi. He? İyi geldi. İyi geldi. Ben beklemiyordum. Arkamızı böyle verelim ki suratımız ışıklansın. Ben beklemiyordum. Değil mi? Bu nasıl bir egzoz ya? Honda. Tamam, Honda da bu nasıl bir egzoz? Kötü, Varex değil. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu araçla ilgili videolar gelecek. Dediğim gibi ben bu aracı kullanmaya vesaire almadım. Öyle. Yani köşede bir param vardı. Alayım dedim. Yani o parayı kullanmıyordum. Alayım dedim. Dükkanın önünde dursun gerekirse ya dedim. İşte macera. Fırsat, macera. Fırsat bulursak da yaptıracağız. Yani bugün Sakarya'ya gidip gelmemiz bile büyük bir anı, büyük bir macera. Evet. Aha, bu araba için kalktık, Sakarya'ya kaç tane deli gider? Bu araba için işte Sakarya'dan geldik, ettik. O kadar kilometre yolu. Yani 3. köprünün yollarını biliyorsun. Her yer karanlık, orada kalsaydık nanaydık. Ama kalmadık. Kalmadık, Allah'ın izniyle geldik. Duaya değdi. Hadi bindire indire. Neyse videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Kendinize bakın, görüşmek üzere.